Başkanım hoş geldiniz. Hoş çok sağ olun. Nasıl gidiyor? İyi başkanım. Nasılsınız? Makinelerimizin %99'u geldi burada. Ne güzel ne güzel. Merhaba merhaba. %80 merhaba. Kadın ağırlıklı idare. Süper abi. Nasılsınız? Ne güzel ne güzel. Merhaba, nasılsınız? Sağ olun. Sizleri tanımak istiyorum ben. Öyle mi? Laborantım, evet. Ne güzel. Ne zamandır buradasınız? 6-7 ay oldu daha. Güzel, hayırlı olsun. Siz? Zehra Kocak Erdinç, laborantı. Yaklaşık 2,5 aydır sizinleyim. Çok güzel, çok memnun oldum. Bütün stajyer buradan elden yıkanacak, kimyasal alınacak, buraya basılıp buradan gelecek. Başka türlü buraya giriş şansımız. Aşamalardan geçmeden içeriye giremiyoruz. Ayağınızın altını yatan, tedenizle tutuyorsunuz da. Şimdi geçebiliriz. Çok güzel. Laboratuvara gidiyor. Laboratuvar analizleri çıktıktan sonra maddesi yapıp onay verdikten sonra laboratuvar. Pastörize işleme, kendisini işleme kalmayın. Yine yan ayarlandı, bir separatör daha tutalım. Sonra onlar direkt burada gelen süt kaymağı. Evet. Burada yarım. Prosesten geçtikten sonra bu yayık, modern yayık bunun içerisine evet. Geliyor. Ve buradan da tereyağı olduktan sonra Murat Bey eskiden burada mayalama ve kültürleme işlemleri gerçekleştikten sonra kırılıyor. Buraya teleme halinde indiriyoruz. Ondan sonra buradaki teleme haline gelmiş ürünü burada makinede haşlıyoruz. Haşlanıyor. Artık burada formlandıktan sonra top haline alıyor. Gördüğünüz gibi olacak ve tadacağız. Ve dahası var, İtalya'ya satacağız. O kadar. Yani pastörize sütü yoğurda gönder. Yoğurdu oraya gönder. İki, bütün talimatları, emirleri buradan verebiliyoruz. Peynir altı suyu denilen bütün o proseslerdeki peynir altı suyunun gelip işlendiği lor peynirinin yapıldığı yer. Oradan kalan da buradan dışarıya peynir altı suyunu bir tank var satıyoruz. Yılların özlemiydi nihayet ilk adım atmanın gururuyla bastım. Hoş geldiniz. Yaklaşık 200 milyon lirayı aşan bir yatırım bu. Sadece rakamlarla ifade edilebilecek bir şey değil elbette. Bütün bölgedeki üreticimize nefes aldıracak, kooperatifleri güçlendirecek ve sonuç itibariyle tarıma muazzam bir destek anlamına geliyor. Bugün Türkiye'sinde kamunun tarımsal üretime yatırım yaptığını görmüyoruz. Kamu eliyle yapılan bir üretim yatırımı görmüyoruz. İlk kez İzmir, Mustafa Kemal Atatürk'ün düsturundan yola çıkarak, yani her fabrika bir karedir anlayışıyla bu ölçekte, bu büyüklükte bir büyük yatırımı bölgede hizmete açacak olmanın büyük gururunu yaşıyoruz. Çok uzun yıllardır hayalini kurduğumuz bir şeydi. Yani örneğin bütün Ege bölgesinde toplanan sütler, işte UHT firmaları için sütün karton kutulara konabilmesi için şehir dışındaki tesislere göndermek zorunda kalıyordu. Artık üreticinin ürettiği sütü
kutulayacak olan, ambalajlayacak olan bir tesis aynı zamanda. Tabii çok sayıda yan ürün üreteceğiz. Yani mozzarella'dan işte gravyer peynirine, klasik beyaz peynirden kaşara, yoğurda, dondurmaya. Yani hakikaten olağanüstü büyük bir tesis ve olağanüstü güzel ürünler çıkacak. Hepsi İzmirli markasıyla geliyor. 128 personel çalışacak. Finlandiya'dan gelen, İtalya'dan gelen son teknoloji ürünleri hepsi yerleştirilmiş, yerlerine konmuş ve üretime hazır hale getirilmiş. Üretici hakikaten kendi kaderine terk edilmiş bir durumda. Artık köyler boşalıyor, gençler dışarıda iş arıyorlar, işsiz ordusuna katılıyor, gübreye, mazota, elde avuçta ne varsa oraya gidiyor. Bu tesis vasıtasıyla aslında o üretim maliyetleri de aşağı çekilecek. Nakliye masrafları aşağı çekilecek. Belediyemiz bir ticari kurum olmadığı için ticari gelir elde etme amacından daha ziyade buradaki üretimi sürdürülebilir kılma hedefimiz var. O nedenle herkesin kazançlı çıkacağı bir tesis açılış noktasında.